Selam arkadaşlarım. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. BİM'de bu salı neler gelmiş? Birlikte bakalım, inceleyelim. Fiyatlarını gördüklerimi söyledim arkadaşlar. Dediğim gibi bu sıralar aktüel ürünler karışık, erken veya geç geldiği için fiyat etiketleri tam asılı olmuyor. Ama ben yine söylüyorum. O zaman videomuza geçelim. BİM'e bu hafta daha çok kişisel bakım ürünleri gelmişti. Ağız bakım suyu fiyatı 16,90. Ayak koku gidericinin fiyatı 8 lira. Çok çeşitli kolonyalar gelmişti parfümlü. Fiyatı 16 lira 90 kuruştu. Bunun farklı kokuları vardı. 250 milimlikti. Ve bir de değişik yine maskeler gelmişti. Maskelerin fiyatı ise 6 lira 95 kuruştu. Yine diş pasta jeli gelmişti dişler için. Bunun da farklı şeyleri vardı. Tatlı olanları vardı. Fiyatlarını size yakından daha yakından gösteriyorum. Tabii ben de söylüyorum. Yine şampuanlar vardı Elsevin. Bunun da farklı çeşitleri vardı. Fiyatı 16 lira 90 kuruştu. Tüy dökücü kremlerden gelmişti. Fiyatı 6 lira 95 kuruş. Tuvalet zemişleyici 8 lira. Şampuan 8,90. Banyo çok amaçlı temizleyici 10 lira 90 kuruştu. Ve yüzey temizleyicisi vardı. Temizlik ürünleri daha çoktu dediğim gibi. Dezodorant gelmişti. Fiyatı 13 lira 90 kuruştu. Bir de sabunlar vardı. Güzellik sabunları. Fiyatı 3 lira 45 kuruş. Yine krem gelmişti. Ayak bakım kremi vardı. Fiyatı 6 lira 95 kuruş. Isıtıcılı jel vardı. Yine Protex'in sabunları vardı. Gıda ürünlerinden de birçok ürün gelmişti. Onları da göstereceğim. Yine devam edeceğiz kişisel bakım ürünlerine. Sıvı sabun vardı. Fiyatı 8,5 liraydı. Kişisel bakım ürünlerinden yine devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi kozmetik düzenleyici ürünleri var. Onları göstereceğim. Şöyle bir desenli makyaj organizeri vardı. Fiyatı 12 lira 90 kuruştu ve değişik renkte öje çeşitleri vardı. Fiyatı 2,5 liraydı. Çok güzeldi bunlar da. Golden Rose markasına ait. Yine kolonyaların farklı kokuları vardı. Onları göstermek istedim size. Jiletler vardı. Ve değişik koku parfümler gelmişti. Şimdi makyaj ürünlerine geçelim. Şöyle Maybelline'in karışık söyleyeceğim ama size ürünleri göstereceğim. Maybelline'in maskarası 17 lira 90 kuruş. Pretty Flormer'ın ruju 8,95. Pretty Flormer'ın deep liner'ı 8,95. Aydınlatıcı paleti 14 lira 90 kuruş. Liquid Matte ruj 9 lira 95 kuruş. Bir de far paleti vardı 17 lira 90 kuruş. Bir de likit mat ruj vardı 9 lira 95 kuruş. Bir de normal ruj vardı 8 lira 95 kuruş. Parfüm vardı 24 lira 90 kuruş. Bir de Nivea'nın el vücut kremi vardı. Üçlü tırnak törpü seti vardı arkadaşlar. 3 farklı şekilde 14 lira 90 kuruştu. Yine şöyle parfümler vardı. Önceden de gösterdim 13 lira 90 kuruş. 5,95 A'da. Bu da geçen salının aktüel ürünleriydi. Yine kişisel bakım ürünleri vardı. Geçen haftaki salı günü videomda açıklamıştım fiyatlarıyla birlikte. Onlardan da bayağı kalmıştı arkadaşlar. Fakirin halı şampuanı vardı.
Temizlik yaklaşıyor. Fiyatı 8,90. Seyahat boy makyaj çantalarının fiyatı 14 lira 90 kuruş. Bunlar çok güzeldi. Baskılı şekilde iki farklı çeşitte vardı. Fiyatları da gayet uygundu. İçi de bayağı büyüktü. Fiyatı dediğim gibi 14 lira 90 kuruş. Ayak törpüsü vardı. Fiyatı 5,95. Yine makyaj organizerleri vardı. Fiyatı üçlü 8,95, iki tekli olan 6 lira 95 kuruştu. Bunlar da kullanışlı ve güzel akrilik bir üründen yapılmıştı. Güzeldi, ben beğendim. Dolu dolu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri vardı. Yani bu hafta anlayacağınız. Elsev'in iki farklı şampuanı gelmişti. Fiyatı 16 lira 90 kuruş. Geçen cumadan da bir sürü ürün vardı arkadaşlar. Reyonlarda hala dolu dolu geçen cumanın aktüel ürünleri vardı Paşabahçe'nin. Bunları da sizler için neler kalmış bu haftaya göstermek amacıyla çektim. Yine çok güzel kokuları olan parfüm ve losyonlar vardı arkadaşlar. Nivea'nın kremleri vardı. İki farklı çeşit parfüm gelmişti bu hafta. Pretty'nin rujları da vardı.